Allahümme salli alel Mustafa, Allahümme salli alel Mustafa, bedi'in cemali ve bahri'l vefa, bedi'in cemali ve bahri'l vefa, ve salli aleyhi kemal emrani, ve salli aleyhi kemal emrani, es-sadık Muhammed aleyhisselam. Es-Sadık Muhammed aleyhisselam. Es-Sadık Muhammed aleyhisselam. Es-Sadık Muhammed aleyhisselam. Efendim, sanat ve fikir eserleri her zaman sanatkarının, mizacının hülasasıdır. Zira tarih boyunca verilmiş olan bütün eserler bugün bizlere bir şeyler anlattığı gibi bugün verilen eserlerde belki yüzyıllar sonra erbabına bir şeyler anlatacaktır. O bakımdan sanatkarın topluma karşı, özellikle yaşadığı toplumuna karşı çok önemli bir mesuliyeti vardır. Bu mesuliyet
toplumun hem önünde durmak, hem örnek olmak, hem toplumun eğitimine katkıda bulunmak, bir de topluma yeni şeyler öğretmektir. Efendim Bestehan başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Heyetimizle birlikte, sazımızla, sözümüzle, yayın ve yapım ekibimizle birlikte huzurlarınızdayız. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. TRT Müzik ekranlarında birbirinden farklı ve yeni eserlerin seslendirildiği Bestehan, bugün çok kıymetli bir konuğuyla huzurlarınızda. Değerli kardeşim, kadim dostum diyebilirim artık çünkü 30 seneyi aşmış bir vakit tanışıklığımız ve müşterek yaptığımız pek çok çalışma bulunan Ender Doğan, kendisine hoş geldiniz diyorum. Ve bugün programımızı Amasyalı Seyit Mir Nigari Hazretleri'nin zamanın ve mekanın şahitlik ettiği en mukaddes insan olan Efendimiz'e yazmış olduğu o güzel naatın üzerine bendenizin bestelediği bir tevşih ile başladık. Ardından Seyit Seyfullah dedik, ardından Zekai Dede dedik ve sözü buraya getirdik. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Safalar getirdiniz, buyurun. Eyvallah efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, hamdolsun. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Arkadaşlarımızla beraber, kıymetli sanatkar dostlarımızla birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade edeyim. Eyvallah. Efendim, teşekkür ediyorum davetinizden dolayı. Tekrar biz de çok teşekkür ediyoruz. Bugün sizden özellikle tabii dinlemeyi arzu ettiğimiz eserler, programın ilerleyen zamanlarında da konuşmayı arzu ediyorum bu cümleden yaptığınız çalışmaları. İrfan Türküleri adıyla Anadolu'nun pek çok yerine gidip belki kaybolmaya yüz tutmuş olan pek çok eseri yeni baştan ortaya çıkarıp onları adeta hayatın içerisine getirmiş oldunuz. Öncelikle bundan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum. Böyle bir nigari eseriyle de inşallah sohbetimiz devam edecek. Ama söyleyecekleriniz varsa ve eserle ilgili ondan sonra da eseri icra edelim. Şöyle söyleyeyim, halk müziğinde, türkülerde kalıp ezgi dediğimiz bir usul var. Yani kalıp ezgi çok eski yıllardan beri var olan bir name üzerine farklı güftelerin okunması şekliyle çeşitli yorumlar ortaya konulmuş. Giydirme dediğimiz. Tabii. Şimdi okuyacağım eser de Seyyid Nigari Hazretleri'nin Nutku Şerifi'yle Azerbaycan civarında okunan bir eseri ben takdim etmeye çalışacağım. Eyvallah. Bizim ülkemizde de başka güftelerde okunuyor zaten bu eser. Melodi yabancı değil, onu demek istiyorum. Buyursunlar efendim. Buyurun. Bekle dinliyoruz. Cüda düştüm ellerinden, cüda düştüm yar. Kesmedim göz yollarından, göz yollarından. Zülfü Leyla tellerinden. Oldum divane, divane, oldum divane. Zülfü Leyla tellerinden, tellerinden yar. Oldum divane, divane, oldum divane. Yalvarırım, mahkemin zarı.
Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Kim bilir, programı açarken de söyledim ya, bazı eserler vardır. Yüzyıllarca melodik olarak toplum içerisinde gezerler. Onlara farklı şiirler yüklenir. Farklı şiirlere kıyafet olurlar onlar. Toplum içerisinde gezmeye devam ederler. Herkes kendi dünyasından bir anlamlar çıkarmaya ya da anlamlar yüklemeye çalışır. Kim bilir, siz okurken aklıma geldi. Bu eser daha başka nice güftelerle okundu da bu melodi böyle anaç bir melodi olarak yaşamaya devam ediyor. Evet, büyüklerin sözleri müzikle birlikte olduğu zaman iki kat güçleniyor işin doğrusu. Zülcenahin müziğin, diyorlar eskiden. Müziğin böyle bir tesiri var, gücü var. O bakımdan aslında belki de bu halk irfanının içerisinde bu eserlerin dönüp dolaşması halkın efendim ruhunu mayalıyor. Bu şekilde melodiyle birlikte olunca da kalıcı oluyor ve bütün coğrafyalara yayılıyor. Ben o yüzden şair ve müzisyenleri biraz daha toplum üzerindeki etkileri bakımından daha şanslı bulurum her zaman. Mesela bir müzehib için çok erbabı onu seyredecek. Evet. Bir hattat için çok erbabı bakıp anlayacak, ondan telezzüz edecek, lezzetlenecek ama evet, şair söz söylediği zaman hem aktüel hayatı etkileyebiliyor, hem insanların direkt olarak yüreğinde öyle bir yere dokunuyor. Tabii. Ki diğer taraftan bunu müzikle birleştirdiğiniz zaman çok daha başka bir aleme gidiyor. İşte o alemden bize haber veren yaşayan ulu çınarlarımızdan ki ömrü bereketlensin inşallah, Elazığlı Hafız Abdullah Nazırlı. Siz bu ismi hatırlıyorsunuz. Eyvallah. 2 yıl önceden bir yarışma olmuştu Hafız Abdullah Nazırlı divanından. Pek evet, çok eser vücuda geldi. Muhtelif Türkiye ve Türkiye dışından pek çok bestekarlar bu yarışmaya katılmıştı. Ben de sizi arzu ettim. Hem sizden bir eser getirdim, hem de fakirden bir eseri bu programda Hafız Abdullah Nazırlı hatırasını yaşatmak ve ismini hayra ve duaya vesile olsun İnşallah. Arzusuyla İnşallah. Okumak istiyoruz. İnşallah. Gel beru ey talibi didarı Hak Sübhan'a gel diyen eser sizin. Sonra da alem onun emrindedir, alemlere ferman eder diyelim. O da Hüseyin'i makam mı? Bu Muhayyer. Muhayyer, peki. Evet, sizinki Hüseyin'i. Böylece bu eserleri de şöyle bir insan içine duyuralım değil mi? Evet, çıkarmış olalım diye. İnşallah, çok teşekkür. Evet, buyursunlar arkadaşlar. Thank you.
sohbeti yarana gel. Arif olmak ister isen gel otur bu meclise. Arif olmak ister isen gel otur bu meclise. Kalma cahil Allah demesen, meclisi irfane gel, meclisi irfane gel. Kalma cahil Allah demesen, meclisi irfane gel, meclisi irfane gel. Alem onun emrindedir, alemlere ferman eder. Bir Allah'tır, bir Allah'u illahu. Alem onun emrindedir, alemlere ferman eder. Bir Allah'tır, bir Allah'u. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Elinize sağlık. Evet, böylece. Sağlık. Çok güzel. Ben ilk defa dinledim bu ilahiyi. Çok hoş. Harika. Eyvallah. Mesermiş. Biz bir özel birkaç yerde okuduk. Özel bir şey sorsam. Estağfurullah. Buyurun. Burada dereceye girdiniz mi? Evet. Ben haberim yok çünkü şeyden de. Neticeden bir dereceye giremediniz. Gönüllere girdiniz. Ben bunu iki konserde okudum. Eyvallah. Allah razı olsun. Yani sevdiğim bir eser bu. Eyvallah. Çok teşekkür. Evet. Şimdi yeniden bir İrfan türküsüne doğru gidelim. Bu eserin hikayesini aslında eseri dinlediğim zaman, bu eseri sizden önce Elazığlı bir kemanda çalan bir zattan dinlemiştim. Yaşlıca bir evet. Amca. Bilmem hatırladınız mı? Ağırca böyle okuyor. Amcaydı. Evet. Evet. Dolayısıyla sonra da sizden duyunca dedim nereden bu eser? Bir baktım Bursevi'den çıktı. Evet. Hikayesi enteresan. Bunun şeydeki yani kitaplardaki şeyi de İsmail Hakkı İbrahim Hakkı Hazretleri olarak geçiyordu. Yok. Güftesi. Onun daha sonra İsmail Hakkı Bursevi Hasan'ın divanından ben gördüm. Ben buldum. Geçen hafta özellikle evet. Baktım. Çünkü şeyin altında İbrahim Hakkı yazıyor. Tabii tabii. Evet. Haydi bazen bakalım. Karışıyor. Bir Leyli'nin Mecnunu'yam diyelim ve Ender Doğan'ı dinleyelim. Biraz çok koşmayalım da. Normal. Bir Leyli'nin Mecnun'u ya alem anın divanesi. Bir Leyli'nin Mecnun'u ya alem anın divanesi.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bestan'da çok da yakıştı bu irfan türküleri. Eyvallah. Bu derleme aşamasından biraz bahsedelim isterseniz. Belki bu program aracılığıyla duyup çevresinde, yöresinde olan insanlar değil mi? Evet. Büyüklerinde eser olan insanlar, duymuş, işitmiş olan insanlar vardır. Bir şekilde size ulaşırlar. Hani Anadolu'da birçok kaynak yöreler var. Belli bunlar. Bunlardan işte bir tanesi şimdi okuduğumuz gibi Harput yöresi. Evet. Elazığ bu anlamda önemli bir yöremiz. Buradaki tabii bizim çalışmalarımız iki koldan yürüyor. Bir tanesi dergahlar yani tekkeler çevresinde. Bir de aşıklık geleneğinden gelen fakat bir şekilde bir terbiye görmüş. Sufi olan aşıkların efendim silsilesinde bulunan zevatın söyledikleri. Bunlar tabii işleyen şeyler olduğu için canlı okunuyor çünkü. Tabii. Halk içinde canlı olarak okunuyor. Hatta bazı dergahlardaki eserler de oradaki insanlar enteresan ifadeler kullandı bir tanesi. Allah rahmet eylesin. Sadi Baba'yı buradan anmak istiyorum. Dedi ki ne yapmak istiyorsun sen bu eserleri? Dedim ya bunları okuyalım. Hani gün ışığına çıksın, insanlar dinlesinler. Belki dedi böyle halk içine çıkmaması daha iyidir. Hmm. Vallahi olabilir yani hiç düşünmemiştim ama. Çünkü bazen özel dairede olması belki iktiza ediyor bu eserlerin. Onu bilemiyoruz. Ondan sonra ama doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Bak şimdi onu söyleyince Sadi Baba bir anda kendimi de bir muhasebeye çektim ben. Evet. Ondan sonra ama en azından şöyledir yani. Ehlullah'ın, kayıt altına alınması. Ehlullah'ın sözü zaten ehline aşikar, yağda perdedir. O bakımdan yine anlayana gider o mesaj. O bakımdan televizyondan da okusak, canlı yayınlardan da okusak yine gittiği yere kadar gidecek. Elbette öyle, elbette öyle. Bir de zaten hani insanların popüler kültür içerisinde harcayabilecekleri basit çerezlerden bir şey değil. Tabii. O bakımdan. Tüketim aracı değil. Evet evet. O bakımdan çok herkesin bu işte zaten okuyamayacağı belli ama peşine düşeceğini sanmıyorum. Ama bu çok mühim bir hizmet. İşte evet. Harput gibi, Erzurum gibi, Konya gibi böyle gelenekleri köklü evet. olan sadece hani irfan türküsü manasında değil ama kendi türkü geleneğinin de bir seremonisi, bir kaydı kuyudu olan, bir merasimi olan yerler tabii, buralar. Kültür olan yer. Tabii tabii. Yani yemeli içmeli bir meclis içerisinde sabaha kadar süren musiki meşikleri var. Dolayısıyla buralardan daha nice. Biz vaktiyle Niğdebor'da böyle bir çalışma yapmıştık. Oradaki Ahmet Kuddusi Hazretleri evet. dergahından mesela. Yaklaşık 12-13 tane çok güzel eser. Orada sürekli icra ediliyor ama onların tespit edilip ilgilisine, alakalısına çünkü hani orada icra ediliyor. Aynı meşrebin başka bir merkezdeki yerinde icra edilemiyor. Çünkü bu önemli bir kayıp oluyor o zaman. Ve buradan bugün biraz Leyl'den gittik. Bir tane Leyla diyelim. Nihavent makamında. Evet. Bizim okurken sevdiğimiz bir şey. Umarız seyircilerimiz de, bestan evet. seyircileri de severler. Buyursunlar.
Vallahi. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ağzınıza sağlık, yüreğine eyvallah. Sağlık. Çok güzel bir eser bu da. Evet, efendim Bestehan devam ediyor. Ve şimdi Ender Doğan'a tekrar sözü bırakalım. Küsmeyen mi şu feleğe diyelim. Evet, böyle bir Ege'ye doğru uzanıyoruz. Evet. Var mı bu eserin bir hikayesi? Bu da yakınlarda ortaya çıkmış bir eser. Eski Halveti dergahlarında, Halveti Şabani dergahlarında okunan bu eski Yusuf Baba'nın kendi ses kaydından mevcut elimizde kayıtlarda. Efendim, onu okumaya çalışalım. Eyvallah, eyvallah. Daha önceden okudunuz mu bir yerden? Okudum, TRT Müzik'te okudum. Haydi bakalım. Evet. Thank you.
Sağlık. Sağ olun. Yöre olarak çok fark edilmeyecek kadar çok bizim her tarafın musikisi gibi. Yani klasik geleneğin bütün unsurlarını da içerisinde barındırıyor. Tabii. Yöresel gibi değil yani. Tabii zaten malumunuz bizim müzisyen arkadaşlar da hak vereceklerdir. Yani Ege yöresinin türküleri de bizim klasik Türk müziği repertuarına makamsal anlamda çok yakındır. Hı hı. Adeta diyebiliriz ki bir ortak repertuar şey alanı gibi bir melodik alan itibariyle türkülerle şarkıların arasında bir bölgedir orası. Evet. Dolayısıyla nasıl dinlerseniz öyle geliyor sanki. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Evet. Ne kadar, kaç tane eser oldu bu anlamda sizin toplayabildiğiniz? Şöyle söyleyeyim, saymadım. Saymadım, sayamadım. Evet, saymadım ama bini geçti sanıyorum. Maşallah. Bini geçti çünkü 23 farklı ilde çalışmalarım devam ediyor. Hmm. Çünkü bir yeri bitirip öyle değil, o oradan bitmiyor. Oraya, o devam ediyor sürekli, o akış devam ediyor. Elbette. Ama tabii bu bir ciddi bir iş gerektirir, çalışma gerektirir. Bak. Henüz şu anda onun vakti merhunu gelmemiş diye düşünüyoruz ki efendim kültür ve sanat ...la ilgili olan kurumlarımız bu işe biraz el atsın, yani heyecanlansın da bu işleri araştırılsın, meydana çıksın. Tabii bunlar aslında belki daha vakti böyle geldi. Gönüllü bir kişinin kendini bu işin altına koyup da bütün hayatını vakfedeceği değil de bir heyetin, değil mi? Bir heyetin bir müddet, bir belli bir plan dahilinde çalışmasıyla ortaya çıkacak işler evet, tabii. Elbette, elbette. Tıpkı halk musikisi repertuarının ve klasik repertuarın ortaya çıkışında böyle heyetlerin tabii. Kurulduğu gibi. Çalıştığı gibi yıllarca. Tabii. Allah muvaffak etsin diyelim. Bunların dışında tabii konserler ve bir de üniversiteye. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde efendim işte İslami ilimlerde dini musiki derslerine giriyorum. Türk müziği seçmeli, ortak seçmeli dersimiz var. Onlara giriyorum. Eyvallah. Öğrencilerimiz seyrediyor şu anda. Onlara buradan selam ediyorum. Eyvallah, eyvallah. Biz de hepsine selam edelim. Bestehan'ın seyirci kalitesi. Ben tabii diğer programların ya da diğer müzik dinleyicilerinin kalitesini bir mihenge vurmak, ayara vurmak için söylemiyorum bunu. Dinledikleri ve talep ettikleri eserler bakımından farklı biraz. Yani biz burada çok okunan, piyasada çok dönen hı-hı. eserlerden hı-hı. okuyup bu programı böyle daha şen şakrak hale getirebiliriz. Yani herkesin böyle mutlu olacağı ama yeni eserler o zaman ortaya çıkmamış oluyor. İşte programın herhalde burasına kadar neredeyse bilinen bir eser olmadı. Hep yeni eserler bunlar. Bunların da üzerinde ciddi bir vakit harcanıyor, emek harcanıyor, gönül harcanıyor. Dolayısıyla bundan dolayı seyircilerimiz de bunu talep ediyorlar, bekliyorlar. Bu programda neler olacak diye. Çok güzel, bu takdire şayan bir şey bu. Özellikle mesela biliyorum senin uzun yıllardır bu husustaki emeğini, çabanı biliyorum. Yani en azından bunların da bir şekilde belli bir imkan dahilinde ortaya evet. çıkması lazım. Evet. Bu hizmetin de yürümesi lazım. Elbette. İnşallah hem kurumumuz, TRT kurumumuz hem de izleyicilerimizin de böyle desteğiyle eyvallah. Bunların sayısı artsın diyoruz.
Çünkü evet. insanlar çok sığ yaşıyor yani şimdi. Çok fazla eğlence programları var etrafta. Her kanalda var zaten. Ama sığ yaşıyor derken sadece müzik anlamında değil ki. Yiyecek anlamında da öyle. Konuştuğu kelimeler anlamında da öyle. Evet, her türlü öyle. Hayatın içerisinde sıkıştığı köşe anlamında da öyle. Nereye muhabbet etmek için gidiyoruz? Evet. Nerede bir gönül derdimizi dinlendiriyoruz? Dinlendiriyoruz kendimizi? Yok. İşte bizler bu işlerle meşgulken hayat bir taraftan akıp geçiveriyor. Yani. Saz arkadaşlarımızdan ilanı hazan diyelim. Ve arkasından da efendim Erzurumlu İbrahim Hakkı, marifet naime sahibi. Katreyiz alemde lakin dilde derya olmuşuz diyor. Buyursunlar. Allah. Kendi zahran
sen yahut ki sahra Eyvallah. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Elinize sağlık. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Eyvallah. Coştuk yani. Allah razı olsun. Evet sevgili dostlar. Yaşa var, muhabbet var. Muhabbet daha var. Ne olsun? Ender Doğan var. Şimdi Erzurum yöresine doğru gidelim. Abdülgani Efendi, Erzurum. Evet, Abdülgani Efendi Rufai yolunun büyüklerinden efendim Hacı Ahmet Baba'nın talebesi, Kurşunlu medreselerinde okumuş. Solakzade Hazretleri, Müftü Solakzade Hazretleri zamanında Kurşunlu medreselerinde okumuş. 1939 vefat, Özünlü köyünde metfun efendim. Daha geçtiğimiz sene divanı basıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bir hocamız bunu çalıştı. Edinsek ne hoş olur. Uzun yıllar böyle defterlerde kalmıştı. Bizim işte eski zamanlarda o defterlerden, torunlarından aldığımız eserler vardı. İşte epeyce de bir şeyi var. Yani Erzurum'da okunur. Daha çok Alvarlı Efe Hazretleri mesela bilinir ama
daha başka işte Zevat-ı Kiram da orada mevcuttur. İşte Garazlı Hakkı bunlardan birisidir. İşte Kolası, daha vardı. Kolası oraya... Rıza Bey onlardan birisidir. Evet. Ondan sonra Ketenizade Mehmet Rüşdi Efendi bunlardan bir tanesidir. Daha başka bilinmeyen mesela şeydir, Melami Şettarileri pek bilinmez. Hmm. Şettari tarikatı belki diye böyle bir tarikat var mı bilinmez. İlk kez duyan çok muhtemelen olur, var. Doğrudur. Evet, Şettari. Ama Erzurum enteresan bir yer. Evet. Yani maneviyat iklimi çok zengin bir yer. Köklü bir kültüre sahip, irfan geleneği çok güçlü. İşte Abdülgani Efendi Zikri Mahlası'yla yazmış. Onun bir eserini, bizim derlediğimiz bir eser. Eyvallah. Onu zevkle dinleyelim efendim. Ey gönül kılsan tefekkür. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler, eyvallah. Efendim, Bestan sizinle çok güzel katkılar aldı. Çok güzel verimler aldı. Teşekkür ederim. Çok keyif aldık okuduğumuz eserlerden. Ama benim kafamda her zaman şöyle bir yanlış imaj derler ya, oturmuştur. Ender Doğan sürekli böyle
irfan türküleri okur, başka bir şey okumaz. Efendim, hayır aslında değil, marş da okur, ilahi de okur, tevşih de okur. Efendim, klasik eser de okur, şarkı da okur. Eyvallah. Hatta seçici olmak kaydıyla fantazi eserlerde okuyoruz zaman zaman. Onun için zaman zaman programda ben de bir tane şarkı okuyorum ki çok yapışmasın üzerimize hani. Sadece şimdi Mehmet Kemikçi çıkacak, birkaç tane ilahi okuyacak durumu olmasın diye. Yok, bu müziklerin, yani bu formların hepsi bizim müziğimiz, bu toprakların müziği. Sonuçta biz de bu toprakların evladıyız. Elbette öyle. Efendim, bu aynı bahçenin farklı kokularda, farklı renklerde çiçekleri gibidir. Dolayısıyla hepsi bizim müziğimizdir yani. Evet, şimdi çok yakın tarihteki özellikle taş plaklara baktığımız zaman orada hele de hafız geleneğinin, evet, ki hafız arkadaşlarımız bizim. Tabii. Yıllardır birlikte olduğumuz arkadaşlarımız. Bunlarla biz klasik eseri de geçiyoruz, ayin de geçiyoruz, türkü de geçiyoruz. Eyvallah. Zira o taş plaklardan görüyoruz ki pek çok türküyü hafızlar seslendirmişler. Bu gerçekten aslında yine programın başına atıf yapacağım. Sanatkarın toplumun mayasına kattığı raihadır. Eyvallah. Kokudur. Tabii ki. O vesile şimdi sizden son olarak biraz fazla yorduk galiba. Estağfurullah. Bir Saadettin Kaynak dinleyelim. Vecdi Bingöl'le güzel bir buluşması Leyla'yı meydana getirmiş. Dinleyelim ve sonra da seyircilerimize veda edip programımızı kapatalım. Buyurun. Ben aşkın oldum.
gönül cefayı. Beyhude mi çeksin gönül cefayı? Kim ayırdı benden o aşinayı? Söyleyin bahçeler teşekkür ederiz. Efendim Bestan'da birlikte olduğumuz için sevgili Ender. Ayaklarınıza sağlık. Nefesinize teşekkür sağlık. Ederim. Kusurlarımız affola bu şarkıda. Okumaya çalıştık yani. İzah etmeye çalıştık. Gönülden. Eyvallah. Gönülden. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah çok çalışmalarınızda, işlerinizde, güçlerinizde muvaffakiyetle ihsan etsin. Amin inşallah. Güzel programlarda, zamanlarda, mekanlarda tekrar görüşmeyi, i̇nşallah. Buluşmayı ve güzel sedalar vermeyi temenni ediyor. İnşallah. Cenab-ı Hak'tan sağlık, afiyet diliyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dostlar, Bestan'ın sonuna geldik. Bir Seyit Mir Nigari eseriyle, belki de Seyit Mir Nigari'nin en çok bilinen eseri, Nice ağlamayım, etmeyim feryat, giriftar aşkın müptelasıyım diyerek bu meclisi kapatmadan evvel, bizler sizlere diyoruz ki fikriniz, zikriniz aşk olsun, muhabbetiniz, meveddetiniz aşk olsun, deminiz, devranınız, seyranınız aşk olsun, dualarınız, temennileriniz makbul olsun. Tüm yollarınız, tüm işleriniz asan olsun diyerek, gününüz ve geceniz hayır olsun diyerek, önümüzdeki hafta Bestan'da tekrar sağlıkla, afiyetle buluşabilmeyi temenni ediyor. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Yeah.